Fuat Uğur, sizle devam edelim. Bir, Sayın Bakan'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, özellikle diyor ki bunu CHP diyor yol yaptı diyor. Hep böyle diyor. Bazı insanları cezaevinden çıkarmak için bunu yol olarak kullanıyor diyor. Enes Berberoğlu'nu örnek olarak veriyor ama bildiğim kadarıyla Berberoğlu şeyi diye bir içtihat oluştu değil mi? Tabii canım, anayasa Berberoğlu kararı diye. Kararı var bende. Engin Alan var, Mehmet Haberal var, Mustafa Balbay çok var. Var. Sabah Tuncel var. MHP'li Can Atalay var. Kararında da oraya atıf yapıyor. Gergerlioğlu ve tabii, bu arada Can Atalay'ın CHP değil, Türkiye İşçi Partisi milletvekili olduğunu doğru söyleyelim. Buyurun Fuat Bey. Evet, şimdi aslında biraz önce konuşulanların biraz tekrarı olmaması için, yani iki yargı kurumunun Türkiye'deki belki de Sayın Adalet Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği üzere iki yargı kurumunun yetkilerinin kilitlendiği bir noktadayız şu anda. Yani iki yargı kurumunun yetkileri bir yerde karşılaştıran iki keçi gibi dağda karşılaştılar ve çıkış yok. Bu yüzden de her iki isim de, yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Adalet Bakanı Sayın Tunç diyor ki bir yasal düzenleme ya da anayasal düzenleme gerekir diyor. Çünkü bu işin içinden çıkılması, bu tartışmaların uzamasıyla mümkün değil. Yani bu tartışmaları ila nihayet sürdürebiliriz. Haklıdır, bu haklıdır. Yani Türkiye'yi yargıtaycılar ve anayasa mahkemeciler diye bölmeye gerek yok. Şimdi her iki tarafın hukukçuları da sonuç itibariyle bir hukukçu ama değil. Ama Fuat Bey, bu hikayenin biraz mazisi var. Yani Anayasa Mahkemesi çoktandır bu konularda hep bazen hedef, bazı bölüm tarafından hedef gösteriliyor. Bazı tarafından da savunuluyor. Dolayısıyla aslında biraz hani bu konuyla işte, gündeme gelmiş değil. Ben onu kastetmiyorum Fuat, zaten. Fuat, burada Fuat, dur, bu konuda iş, şöyle bir çok affedersin. Bir dakika bitirin, daha cümleye başladım bir dakika ya. Bir şey söyleyeyim ya. Bu bireysel başvuru, yani yeni bir üst hukuk düzenlemesi yaptı Türkiye. AK Parti yaptı. 2010 anayasa değişikliği yaptı. Tamam, onu biliyoruz. 2012'de uygun. Neden yaptı? Yani gerekçe neydi? Dünya ateşten bir toplumaya başlamaya gerek yok. Anlatıyorum Türkiye, işte. Yargıtay'dan çıkan davalar işte direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip Türkiye oradan ceza almasın. Bizim anayasa mahkememiz de bir incelesin. Biraz önce Hacı anlattı onu. Hayır, Hacı'nın anlattığı bu değildi. Hacı anlattı. Yani Yargıtay'a gitmesin. Bireysel başvuru üst bir kavram. Tüm hukuk yollarını tüketmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidemiyorsun. Olay budur. İstinaf seni eğer Yargıtay yolu kapalıdır ya da Danıştay yolu kapalıdır diyorsa şayet Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin aldığın karar da senin için olumsuzsa şayet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Anayasadan aldığın karar bağlayıcı oluyor. Ve sonuç itibariyle bu belirleyici oluyor. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Burada Yargıtay'ın verdiği karar da hukuki, anayasal. Anayasanın verdiği karar da kendi içinde hukuki ve anayasal. Biz burada Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı eleştirebiliriz. Yargıtay'ın suç duyurusunu da eleştirebiliriz. Bu tartışma uzar gider. Ancak bunun dediğin gibi geçmişi var. Burada iş geldi, birikti. Bu noktada tıkandı. Nasıl tıkandı? Yargıtay dedi ki burada ben verdiğim kararın arkasındayım. Bu kesinleşmiş bir hükümdür. Bu kesinleşmiş hükme rağmen Anayasa Mahkemesi anayasayı ihlal etmektedir diyor ve suç duyurusunda bulunuyor. Peki bu yasal hakkı mıdır? Anayasal hakkı mıdır? Hakkıdır. Şimdi Anayasa Mahkemesi de verdiği kararla, yani Yargıtay'ın kararından yola çıkarak 3. Ceza Dairesi'nin kararını eleştirerek onların anayasayı ihlal ettiklerini ileri sürerek bunun suç olduğunu söylüyor Anayasa Mahkemesi de. Herkes bunu göz ardı ediyor. Yani evet. Anayasa Mahkemesi de aynı şeyi yapıyor. Şimdi buradaki o onu dedi, bu bunu dedi, o mu haklı, bu mu haklı tartışmasının dışına çıkmak gerekiyor. Tabii ki ben de eleştirebilirim Anayasa Mahkemesi'ni. Anayasa Mahkemesi burada 83. madde, yani dokunulmazlığı düzenleyen 83. maddenin istisnası olan 14. maddeyi bence göz ardı etmiştir. Ve bunu yaparken de bir belirsizlik olduğunu ceza yasalarıyla ya da yasalarla ilgili gereken tamamlayıcılığın olmadığını ifade ederek biraz yangından mal kaçırarak bu kararı vermiş gibi görünüyor bana göre de. Oysa deniliyor ki diğer hukukçular da diyor ki
Anayasa Mahkemesi'nin gözden kaçırdığı ya da gözden kaçırmayı tercih ettiği husus şudur ki 14. madde yargı kararlarıyla ve içtihatlarıyla ve ceza kanunlarıyla zaten doldurulmakta, tamamlanmakta ve belirli hale gelmektedir diyor. Peki. Şimdi buradaki tartışma bu noktada düğümleniyor. Şimdi Yargıtay'da olmuş, bitmiş, verilmiş bir hüküm var. Hüküm artık iptal edilemez, kimse tarafından iptal edilemez diyor. Anayasa Yargıtay, Anayasa Mahkemesi de ihlal vardır, tahliye edilsin. O Yargıtay hükmünün de bozulma şeyi var, yolu var. İçtihatı birleştirme kararı almak üzere Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gönderilebilir. Adalet Bakanlığı'nın yani Yargıtay temize gidiyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidebilir. Malum. Yani o da yapılabilir. Bunu da yapabilirler. Böyle bir hakları var. Başvurabilirler daha doğrusu. O zaman da içtihata dönüşür. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu kararı verirse. Hangi kararı verirse daha doğrusu. Şimdi Enis Berberoğlu davasında da aynı şey oldu. Şimdi mesela Can Dündar hatırlarsan BBC televizyonda verdiği bir röportajda reporter şeyi soruyor. Sen bu görüntüleri verirken bunun suç olduğunu biliyordun değil mi diyor. İngiltere'de suç mesela bu diyor. Can Dündar cevap veriyor. Evet suç diyor. Biliyordum diyor. Şimdi tabii Can Dündar'a... Mitter'ları davası. Evet. Bu görüntüler, bu bilgiler. Enis Berberoğlu da bunu biliyordu. Ve hakkında bir karar verildi. İşte orada da Yılmaz Tunç oraya atıfta bulunuyor. Orada da Anayasa Mahkemesi, daha doğrusu CHP bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ve milletvekilliği konusu yine burada gündeme geldi. Ve Anayasa Mahkemesi de Enis Berberoğlu lehinde böyle bir kararı verdi. Ve Enis Berberoğlu tekrar milletvekili olarak seçildi. Görevine başladı. Şimdi o zaman oldu da şimdi niye olmuyor? Tartışma burada. Yargıtay'da diyor ki kesin hüküm var diyor. Benim verdiğim hüküm kesindir diyor. Şimdi buradaki düğümlenmişliği biz yıllarca ve yıllarca tartışabiliriz. CHP yıllarca eleştirebilir. AK Parti, Yılmaz Tunç ve AK Parti'nin diğer milletvekilleri, bundan sonraki kabine üyeleri, bundan sonraki Adalet Bakanı bunu konuşmaya devam edebilirler. Peki mesele Bağcı'yı dövmek mi, üzüm yemek mi? Yani Türkiye'deki siyasal partilerin, demokrasilerin bir uzlaşma kültürü olduğu aynı zamanda dikkate alındığında siyasal partilerin Türkiye'de bir araya gelmeleri ve hakikaten şimdi burada hükümet üyelerinin, daha doğrusu Adalet Bakanı'nın ve ondan önce açıklama yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın olumlayıcı ve uzlaşmacı bir yaklaşımını değerlendirerek bütün siyasal partilerin bir araya gelip yeni bir anayasa konusunda ve bütün bu pürüzleri de ya da bu pürüzlere sebep olabilecek noktaları da ortadan kaldırabilecek yeni bir anayasa konusunda uzlaşmaları. Peki yeni anayasaya gelmeden Fuat Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki tutumunu nasıl buluyorsunuz? Çünkü bu işin bir politik yansımaları da oldu. MHP birinci dakikadan itibaren başta Fethi Yıldız olmak üzere, Sayın Bahçeli olmak üzere doğrudan Yargıtay'ın verdiği karar doğrudur. Anayasa Mahkemesi hatta kapatılmalıdır'a kadar varan ifadeler oldu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan da eleştirilere katıldı. Bu doğru değildir dedi. Fakat bu kadar sert cümleler kullanmadı. Ben i̇lk öyle önce, okudum. İlk önce Yılmaz Tunç'un şeyinden de ben öyle bir hava aldım. İlk önce şunu dedi hatırlarsan. O konudaki söyledikleri de ekrana gelebilir. Yargıtay'ın kararını bir kenara atamazsınız dedi. Kim dediniz? Sayın Cumhurbaşkanı. Ha, evet tabii öyle dedi. Dedi. Ve Anayasa Mahkemesi'ni de eleştirdi. Evet ancak doğru. Daha sonra yaptığı açıklamada verdiği demişti. Ortada bir hukuki sorun olduğunu, bu hukuki sorunun çözümlenmesi gerektiğini ve bunun için anayasal düzenlemenin gerekli olduğunu söyledi. Doğrusu da bu tabii. Taraf çünkü, olamayız, hakem oluruz. Dedi. Evet, ha, çünkü evet. Sonuçta yasa koyucu. Yasa koyucu. Bir dakika, Tuğba grafiği var diyor. Hangisi o Tuğba? Cumhurbaşkanının o sözlerini verelim bir ekrana. Evet. Evet. Çünkü yasa koyucu kimdir? Yasama organıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yürütmenin başı kimdir? Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesini talep ettiği takdirde bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine girer, görüşülür ve bir anayasa değişikliği gerekli olduğu takdirde ve bunun gerekliliği konusunda
tüm siyasal partiler uzlaştığı takdirde. Evet. Cumhurbaşkanı ne demişti mesela, onu bir hatırlayalım. Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız. Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi maalesef birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldi. Bu bizi ciddi manada üzmektedir diyor, evet, bak. Bu ilk, evet, yaptığı açıklama. Devamı var. Eğer oradan uzak partimden bazı arkadaşlar Yargıtay'ı yerip Anayasa Mahkemesi'ne övgüler diziyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Burada adres Hayati Yazıcı galiba, değil mi? Ve Numan Kurtulmuş. Ve Numan Kurtulmuş'a da herhalde biraz var. Misyon noktasında ağırlık Yargıtay'dadır. Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok. Biz bu tartışmada taraf değil, hakem konumundayız diyor. Bu da ikinci yaptı. Burada iki isme de dediğiniz gibi hem Numan Kurtulmuş'a hem Hayati Yazıcı'ya bir... Burada şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakemlik rolüne de itirazlar var biliyorsun. O da tartışılıyor. Hakemlik işte anayasanın 104. maddesinde hakemlik yargı kurumlarının arasındaki işleyişi temin eder. Ama biz yani, tamamlayın bunu, Fuat Bey. Kelimelerin üzerine kelimeleri fetiş haline getirip tartışmaya vuruşacaklar. Kim üstün gelirse onu biz karar vereceğiz ve değil. Burada ortada bir duruş göstereceğini ifade ediyor Sayın Erdoğan. Bak şimdi burada kelimeleri işte, fetiş haline getirmeye gerek yok. Burada söylenmek istenenin ne olduğunu, içeriğini, geri planını anlamak gerekiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ki siyasi literatüre uygun olarak konuşmuştur ama aslında hukuki literatüre göre böyle bir laf söylemesi gerekmeyebilir. Ben anayasanın 104. maddesine göre bunu temin etmekle yükümlüyüm ve bunun gereğini yapacağım diyebilir. Diyor da zaten. Ve sonuç itibariyle burada şu var. Sayın Cumhurbaşkanı sorduğun soruya geliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşu önce eleştirilerini yapmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne de Yargıtay'la ilgili düşüncelerini ifade etmiştir. Bir kenara atılamaz Yargıtay'ın kararı demiştir. Doğrudur. Anayasa Mahkemesi'ndeki kararı bir kenara atılamaz. O da kendi içinde aldığı kararı savunuyor. Değil mi? Sonuç, evet, ama ikisi de yüksek mahkeme, ikisi de yüksek yargı kurumu. Ne yapacağız? İkisini de atacağız, kapatacak mıyız? Hayır, böyle bir şey olamaz. Yani ben buradaki ekstrem açıklamaları biraz kenara alıyorum. Yani Türkiye'de olması gerekenleri söylüyorum. Türkiye dediğim gibi demokrasi bir uzlaşma kültürüdür. Ve Türkiye'de ne yazık ki bu uzlaşma kültürünün olumlu örneklerini görebilmek çok fazla mümkün olamıyor. Yani Türkiye'de işte geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti anlaştılar. Bir anayasa yapmaya çalıştılar. 68 madde üzerine uzlaştılar. Uzlaştılar ve Türkiye'nin en demokratik anayasası olma yolunda hızla ilerliyordu. Ama Fuat Bey, problem çıkaracak maddeler yoktu orada. 2015. Ha, o yoktu belki. Yani asıl muazzaa yaratacak ama şimdi maddelere gelememişlerdi. Gelememişlerdi. Sayın Kılıçdaroğlu ne oldu bilemiyorum. Birdenbire bu toplantıları durdurdu. Enteresan bir durum. Peki. Oysa eğer bunu başarabilseydi Türkiye bugünkü tartışmaları yapmıyor olurduk. Peki. Hakikaten bu son derece kritik bir konu. Benim düşüncem şu. Tüm siyasal partilere de çağrım şu. Gelin, ya bunun üzerine debelenecekseniz debelenin. Tartışacaksanız tartışın. Peki. Arkadaşım ama bu tartışmanın bir sonucu yok. Sonuç itibariyle meseleleri çözümleyip Türkiye'nin ana sorunlarına odaklanmak varken bunun içinde dönüp dururlar. Muhalefet partileri için söylüyorum. Bu mesele üzerine tartışıp dururlar. Aslında bu Cumhurbaşkanı'nın işine gelir aslında. AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da işine gelir aslında. Açık açık söylüyorum bak. Açık açık söylüyorum. Gelin bu konuda uzlaşın. AK Parti buna yanaşıyor. Milliyetçi Hareket Parti de yanaşacaktır. İşte diğer partiler nedir, devam var. Peki. Uzlaşın. Yani AKP'nin istediği gibi bir değişiklik yapın. Anayasa. İşte CHP böyle davranmaya yani devam böyle ederse nasıl davranması uzlaşma olmaz. Yani AKP'nin istediği. Benim kurallarıma uy. AKP'nin kurallarına uy. Gelin AKP'nin istediği yönleri götürsün. Fuat Bey, bu konuda uzlaşma mesela Can Atalay'ın durumu ne olacak? Yani çıkar gibi yapıp çıkmayacak mı? Yani ne olacak? Yani şimdi bak, hayır şu an burada uzlaşma olmaz. Ne olsun? Hayır, uzlaşma olmaz derken şöyle, hani yasal düzenleme yapılacaksa bunda bir ortak karar alınabilir ama şu anda hani siyahla beyaz gibi bir tablo var. Ya bir de önce mevcut anayasayı uygulasınlar ki ondan sonra doğru. Muhalefetle bu kilitlenme bir turnusol kağıdı oldu aslında. Buradaki bir hukuki soruna yol açabilecek bir tıkanıklık var. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir tıkanıklık, bu ilk değil, sonuncusu da olmayacak, olmaya devam edecek.
bütün partilerin uzlaşması artık elzem. Yani bunun çıkışı yok. Yani tamam. Ya uzlaşılacak ya da bu sorunların devamı gelecek. Peki devamının gelmesini istiyor muyuz? Muhalefet partileri istiyor mu? AK Parti istiyor mu? Herkese sorsan hiç kimse istemiyoruz diyecek. O zaman uzlaşın arkadaş. Peki.